Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirve toplantısı için Bosna Hersek'e gitti. Saraybosna'da çeşitli görüşmeler yapan Erdoğan, Türkiye'den hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'a Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi soruldu. Sondaj gemilerimiz malum bu arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor ve bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım. Aynı şeyleri söylüyorum. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız, kardeşlerimiz olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Uluslararası camiada da en son işte G20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Erdoğan Rusya'dan alınacak S400 hava savunma sistemi ile ilgili de konuştu. Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları vesaire bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ve ondan sonra da zaten bu gelen uçakla gelecekler biliyorsun. Ve bu gelen bütün S400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için, özellikle de dünyamız için hayırlı olsun. Diye.